Cenab-ı Hak sabahınızı mübarek eylesin, gününüzü bereketli eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerimize olsun. Allah'ın seçkin ve sevilmiş, Allah'ın bahtiyar kulları. Rabbimize hamd olsun ki, Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki, bizleri bir sabahın seherinde, bir pazarın sabahında, yine kendi mabedinde, kendi misafirhanesinde, kendi evinde sevdikleriyle buluşturdu. Rabbim ayırmasın inşallah. Aziz dostlar, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, sevgililer sevgilisi, efendiler efendisi aleyhissalatü vesselam, her fırsatta, her noktada sabah namazının iftidah tekbirini imamla birlikte almanın eftaliyle ilgili birçok hadisi şeriflerinde sahabesiyle her daim paylaşır, her daim altını çizer. Aman sakın ola, sabah namazının iftidah tekbirini imamla birlikte alınız. İmamla birlikte alırsanız, imamla birlikte kıldığınız cemaatle kıldığınız sabah namazlarında veya bütün namazlarda bir defa namazınızın kabulü %90 kabul edilmiştir. Aziz dostlar, bir hadisi kutside buyurulur ki, Allah'ın size ne kadar değer verdiğini görmek mi istiyorsunuz? Allah'ın sizi nerelerde ve ne şekilde kimlerle buluşturduğuna ve nerelerde istihdam ettirdiğine bir bakın. Eğer Allah'ın sizi sevdiği yerlerde, sevdikleriyle, mabette, cemiyette buluşturuyorsa, demek ki Allah sizi seviyor ve Allah size değer veriyor. Elhamdülillah. Sizin Allah'a verdiğiniz değeri mi görmek istiyorsunuz? Sizin Allah'ı ne kadar ciddiye aldığınızı mı görmek istiyorsunuz? Allah sizin gündeminizde kaçıncı sırada olduğunu mu görmek istiyorsunuz? O zaman dönün, namazlarınıza bir bakın. Namazlarınızı ne kadar ciddiye alıyorsanız, Allah'ı o kadar ciddiye alıyorsunuz anlamına gelir. Aziz dostlar, şunu ifade etmek istiyorum. Allah'ın yanında, Allah'ın katında değerimiz var ki, sabahın seherinde bizi kendi mabedine kabul etti. Elhamdülillah. Biz sevmediğimiz, hoşlanmadığımız bir insanı evimize davet etmeyiz. Hele hele sevdiklerimizle buluşturmayız. Onun için sözlerime başlarken dikkat ederseniz Allah'ın seçkin ve sevilmiş kulları. Eğer seçilmeseydik, nasiptar olmasaydık burada buluşamazdık. Her isteyenin geldiği makam değil burası. Her istenenin geldiği bir yerdir. Onun için hangi ibadeti yaparsak yapalım, hangi vecibeyi yaparsak yapalım, kendi nefsimizden bir şey isteme, kendi nefsimize bir şey algılama hakkımız yoktur. Onun için büyükler, işte Sümbül-i Sinan Hazretleri'nin meslektaşları, o gönül erbapları bir hayır işledikleri zaman, Allah onlara bir şey nasip ettiği zaman dönüp bir de onun şükrünü eda etmek için iki rekatta namaz kılarlarmış. Mesela bir zekat verdikleri zaman peşinden hemen akabinden bir de sadaka verirlermiş. Rabbim sana hamd olsun ki bana bu zekatı vermeyi nasip ettin diye iki rekat şükür namazıyla bir de sadaka verirlermiş. Evet. Aziz dostlar, Rabbimize hamd olsun. Şimdi nasip olursa birbirinden güzide kıymetli hocalarımızdan yakinen istifade etme, sohbetlerinden istifade etme şansını yakalamış olacağız. Sohbet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın metodudur, aziz dostlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her daim sahabesiyle buluştuğu, göz teması kurarak onlara nasihatta bulunduğu bir sohbet cemiyetidir. Bunu ne televizyonda, ne radyoda, ne gazeteden bu hazzı ve lezzeti alabilirsiniz.
Bu sadece sohbet cemiyetine ait bir şeydir. Varsın, bazı kardeşlerimiz diyorlar ki hocam sabah çok akşam geç uyuyunca sabah uykusuz kalıyoruz. Oraya sohbete gelmenin bir anlamı kalmıyor. Geliyoruz uyuyoruz. Diyorum ki dostlar gelin sohbet cemiyetinde uyuyun. Buranın uykusu bile tatlıdır. Burada uyumak bile ayrı bir nasip tarlıktır. Elhamdülillah. Şimdi Doktor Behlül Düzenli hocamızın günümüzde her Müslümanın hele hele şu zaman diliminde biz Müslümanların şiddetle ihtiyacı olan bir konuyu bizlerle paylaşacaklar, istifade edeceğiz. Müslüman zengin olmak nasıl olurmuş, nasıl olmalı? Bunu birlikte eğer yanınızda özellikle istirham ediyorum. Bir kağıdı ve kalemi olan bu sohbetin ara cümlelerin not etmesini istirham ediyorum. Çok istifadeli nasip olursa o aradaki söylenen sözleri yazdığınız takdirde daha sonra sohbetten sonra değerlendirdiğinizde ne anlama geldiğini sindirince anlayacağız. Burada heyecandan belki anlamayabiliriz.